Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Ankebut suresi 14-22. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada kısa veciz bir şekilde önce Hazreti Nuh'un hayatından bir durumu bize naklediyor. Ardından Hazreti İbrahim'le alakalı ve onun tebliğ ile alakalı durumları anlatıyor. Şöyle ki: وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ. Andolsun ki biz Nuh'u kavmine gönderdik. فَلَبِثَ ف۪يهِمْ اَلْفَ سَنَةً. Onlar içinde 1000 sene kaldı. اِلَّا خَمْسِينَ عَامًا. 50 yıl noksan. Yani 950 sene onlar içinde peygamber olarak kaldı. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ. Tufan onları yakaladı. وَهُمْ ظَالِمُونَ. Onlar zalim oldukları halde. Bu Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde daha ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Allah-u Teala Nuh suresinde, Hud suresinde ve Kur'an'ın bazı başka yerlerinde Hazreti Nuh'un kıssasını daha ayrıntılı bir şekilde bize anlatmıştır. Burada ise sadece kısa bir temas ediyor ve iki ayet ile, bundan sonraki ayette dahil, iki ayet ile Hazreti Nuh kıssasına atıfta bulunuyor. Burada ele alınan bu kısımda Kur'an'ın başka yerinde görmediğimiz bir ayrıntı görüyoruz. Hazreti Nuh kavmi içinde 950 sene kaldı. Acaba gerçekten şahıs olarak 950 sene kavmi içinde bulundu mu? Ayetin zahirinden böyle anlaşılıyor. 40 yaşında peygamber olduğu ve tufan olayından sonra da 60 yıl daha yine kavmiyle beraber olduğu, böyle olunca 1050 sene yaşadığı bu mealde rivayetler var. Bu manada anlamaya bir engel yok. Ancak bazıları da şöyle bir tevil cihetine gitmişler. Demişler ki Hazreti Nuh'un tebliği kavmi içinde 950 sene devam etti. Yani şahsı değilse bile tebliği kavmi içinde bu kadar uzun süre devam etti. Bu manada tevil edenler de olmuş. Allahu alem bir sevap. Doğrusunu Allah bilir diyoruz. Ayet-i kerimede elfe sene illa hamsine ame, yani 1000 sene ancak 50 yıl bundan noksan. Türkçede de sene ve yıl birbiri yerine kullanılıyor. Ayette de sene ve am kelimesi, bunlar da farklı şekilde yine kullanılmış. Allah-u Teala her ikisine sene dememiş. Bu da tabi üslup itibariyle aynı kelimeleri kullanmaktan kaçınmak, edebi yönden bakıldığında muhteşem bir incelik oluyor. Ve Hazreti Nuh'un tebliği bu kadar uzun süre devam etmiş olmasına rağmen kavmi iman etmiyor ve bunun neticesinde tufan, yani gökten, yerden, her taraftan sular kendilerini istila ediyor ve o şekilde o kavim helak ediliyor. فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَصْحَابَ السَّف۪ينَ. Biz onu ve gemi sahiplerini, yani gemi ashabını, gemide olanları kurtardık. وَجَعَلْنَاهُمْ اَيَةً لِلْعَالَمِينَ. Ve alemlere bir ibret yaptık. Şu anda da işte Nuh'un tufanı, Nuh tufanı şeklinde dillere destan olan bir olaydır. Tevrat'ta da var. Ve Kur'an-ı Kerim'de de değişik yerlerde bize bildirilmiş. İnsanlar Hazreti Nuh denildiğinde tufanı da hatırlıyor ve kavminin helak olmasını bu şekilde hatırlamakta. Ve İbrahim'i de gönderdik. Yani Nuh'u kavmine gönderdiğimiz gibi İbrahim'i de bir elçi olarak gönderdik. اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ. Kavmine şöyle demişti İbrahim: اُعْبُدُ اللّٰهَ وَاتَّقُوهُ. Allah'a ibadet edin, ona karşı gelmekten sakının. Yani bütün peygamberlerin davetinde ibadet ve takva ön plandadır. Bütün peygamberler kavimlerini tek Allah'a ibadete davet ederler. Ve günahlardan kaçınmaya onları çağırırlar. ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Eğer bilirseniz bu sizin için çok daha hayırlıdır. Yani hayırlı olan budur. Yoksa küfür yolunda, dalalet yolunda hiçbir hayır söz konusu değildir.
İnnemâ tâbudûne min dûnillâhi evthâne. Siz Allah'tan başka ancak putlara tapıyorsunuz. Ve tahlugûne ifke. Ve bir iftira olarak onları yontuyorsunuz. Veya bir iftira olarak onları uyduruyorsunuz. Burada onların tapmış olduğu putlar, yani her ne kadar önlerine bir takım putlar koyuyorlarsa da belki bunlar da bir ilahilik özelliği kendilerince görüyorlar. Ama bu Allah'a iftiradan başka bir şey değil. Allah doğrudan doğruya kendisine ibadet edilmesini istiyor. Araya put konulmasını, aracı konulmasını istemiyor. İnnellezîne tâbudûne min dûnillâh. Allah'tan başka tapmış olduklarınız, la yemlikûne lekum rizqa. Onlar size rızık vermeye malik değillerdir. Yani putun karşısında rüküye varırsınız, secdeye varırsınız ama put size rızık veremez. Febtevu indallahir rızk. Öyleyse rızkı Allah nezdinde arayın. Rızkı Allah'tan isteyin. Tabi burada rızık maddi manevi beraberce düşünülebilir. Bir insan ibadet etmekle kalbinin, ruhunun rızkını Allah'tan talep etmiş olur. Maddi rızık olarak nasıl ki bütün insanlar maddi rızka mazhar oluyor ama manevi rızıkta insanların durumu farklı. Kafirlerin bu noktada herhangi bir rızkı söz konusu değil ama ehli iman Allah'tan gelen feyizlere, özel ikramlara nail oluyorlar. İşte rızkı Allah'tan talep edin. Ve abuduhu ve ona ibadet edin. Veşkuru leh ve ona şükredin. Yani madem ki rızık Allah'tandır, rızkı veren odur, o halde Allah'a şükredin. İleyhi turcaun, ona döndürüleceksiniz. Yani dönüşünüz onadır. Allah'ın huzuruna varacak. Allah'ın huzurunda hesap vereceksiniz. Böyle olunca ona göre hazırlanın, ibadeti Allah için yapın, şükrünüzü Allah'a tahsis edin. Ve in tükezzibu, eğer yalanlarsanız, fekad kezzebe umemun min gablikum, sizden önceki ümmetler de, sizden önceki milletler de yalanlamıştı. Yani her peygamber bir muhalefetle de karşılaşmıştır ve bütün peygamberlere kavimlerinden tepki, kabul etmemek, onu engellemeye çalışmak gibi durumlar söz konusu olmuştur. Ve ma alar rasul illel belagul mubin. Peygambere düşen ancak açık bir şekilde tebliğ etmektir. Yani peygamber illa kabul ettirmekle mükellef değildir. Bu onun görevi de değildir. Peygamber Allah'ın dinini insanlara anlatacak, neticeye karışmayacaktır. Nasıl ki bir çiftçi tohumları tarlaya serpiyor ama tohumları bitiren kendisi değildir, Allah bitiriyor. Onun gibi bir peygamber veya peygamber yolunun yolcusu hak vakikatleri birer tohum gibi adeta kalplere bırakır, serper, zihinlere bırakır. Orada sümbüllenir veya sümbüllenmez. Bu artık onun işi değil, ona ait olan bir durum değil. Çorak arazide çok kaliteli tohum da bırakılsa bitmiyor. Ama verimli olan yerde gerçekten güzel bir şekilde bitiyor. Bir kısım zihinler ve kalpler adeta çorak arazi gibi ve o kalplerde bir şey yeşermiyor. Adeta manen çöl. Ama bir kısım kalpler ise çok verimli toprak gibi. Oraya hangi hakikat bırakılsa orada sümbülleniyor ve o insan bundan fevkalade istifade ediyor. Evelem yarav, onlar görmediler mi? Keyfe yubdiullahul halk. Allah yaratmaya nasıl başlıyor? Allah'ın yaratmaya nasıl başladığını görmediler mi? Sümme yuiduhu, sonra da iade ediyor. Allahu Teala'nın alemi nasıl yarattığını aslında biz görmedik. Ama şu anda yeni yeni yarattıklarını görmekteyiz. Kendimizin dünyaya geldiğini hatırlamıyoruz ama yeni dünyaya gelenleri görüyoruz. Öte yandan alemde hayat nasıl başladı biz onu görmedik. Ama Allah'ın yeni yeni hayat verdiği durumları görmekteyiz. Öyle ki Firavunlar zamanından
piramitlerde bulunan tohumlar şu anda toprağa ekildiğinde sümbülleniyor ve hayatlanıyor. Bu manada Allah'ın öldükten sonra dirilmesinin veya hayat vermesinin genel anlamda tecellilerini daima görmekteyiz. Hayatı vermek, hayatı almak Allah'ın daimi icraatlarından. Burada yaratmaya nasıl başladı? Kur'an-ı Kerim'de yine başka bir ayette evelem yarallezine keferu, o inkar edenler görmediler mi? Ennes semavati vel art ratkan, gökler ve yer birbirine bitişik idi. Fefetaknahuma, biz onları birbirinden ayırt ettik buyuruluyor. Yani gökler ve yer adeta açılmamış yaş bir hamur gibiydi. Ve bu hilkat hamuru açıldı. Allah-u Teala güneşi oraya bırakarak, gezegenleri etrafına yerleştirerek ve hareketle bunları daimi çevirmek suretiyle sistemi kurdu. Diğer gezegenler, yıldızlar, diğer gök cisimleri her biri bulundukları yerlere yerleştirildi. İşte ana rahmine düşmüş olan bir bebeği düşünelim. Başlangıçta bir tek hücre ve orada her şey bitişik vaziyette. Ama daha sonra bunlar birer birer ayrılıyor ve oradan baş çıkıyor, ayaklar çıkıyor, başta göz çıkıyor, işte burun çıkıyor, ağız çıkıyor. Bütün bunlar her biri birer birer ayrılması gibi. Demek ki başlangıçtaki hılkat hamurunda da hepsi beraber vaziyetteydi. Ama Allah-u Teala bunları birbirinden tefrik etti, ayırdı ve bu şekilde alemleri meydana getirdi. İnne zâlike alallâhi yesîr. Bu Allah'a çok kolaydır. Tabii bir şeyin kolaylığı veya zorluğu değerlendirilirken kimin için söz konusu ona bakmak gerekir. Diyelim resim yapamayan bir kimse açısından çok güzel bir resim meydana getirmek adeta imkansızdır. Ama profesyonel bir ressam sizin gözünüzün önünde 1-2 dakika içinde çok güzel bir tabloyu meydana getirir. İşte bazı televizyonlarda bu gibi programlar da var. Resim programları. Bakıyorsunuz bir ressam boş bir tuval üzerinde çok kısa bir zamanda sanatını icra ediyor. Şahane bir manzara meydana getiriyor. Resim bilmeyen bir kimse kendini ona kıyas etse ben yapamıyorum o halde o da yapamaz diyebilir. Fakat işi iyi bilen bir kimseye nispet edildiğinde bu iş son derece kolaydır. Bilmeyene zordur ama bilene kolaydır. Bu açıdan baktığımızda gökleri ve yeri yaratmak, hayat vermek, hayat almak bu gerek insanın gerek diğer varlıkların yapamayacağı bir şey. Bu bize nispetle imkansız ama Allah'a nispetle son derece kolay. Nasıl ki sihirbazlar ellerinde boş bir torba oluyor. O torbaya elini daldırıyor, güvercin çıkarıyor, daldırıyor, diyelim tavşan çıkarıyor, daldırıyor, başka şey çıkarıyor. İşte Allah-u Teala temsilde hata olmasın, yoktan yaratıyor. Sihirbazın yaptığı bir göz boyama, yoktan yaratma diyor orada bir şey söz konusu değil ama bize öyle görülüyor. Allah ise haşa göz boyamış değildir. Halakas semavati vel arda bil hak, gökleri ve yeri hak olarak, gerçek olarak yaratmıştır. Biz şu anda sanal bir alemde yaşamıyoruz, gerçek bir alemdeyiz. Bu alem gerçekten var. Ve hakaikul eşya sabite, eşyanın hakikatleri sabit. Ve Allah-u Teala eşyaya bir takım hakikatler vermiş, esmasının tecellileriyle onları süslemiş ve tanzim etmiş. İşte bu manada baktığımızda gerçekten alemleri yaratmak, alemleri bu şekilde tanzim etmek Allah'a nispet edildiğinde son derece kolay. Fenzuru gul siru fil ardı, yani de ki yeryüzünde dolaşın. Fenzuru, bakın. Keyfe bede'el halk, Allah yaratmaya nasıl başladı? Sümmallahu yunşi'un neş'etel ahira, sonra Allah onları ikinci defa inşa ediyor ve tekrar yaratıyor. Yani yeryüzünde gezin dolaşın, Allah neler yaratmış bakın. Bu aynı zamanda coğrafi keşiflere de bir teşvik gibidir. Malum Amerika bile bundan 500 yıl önce bulundu. Koskoca kıta dünya tarafından bilinmiyordu.
ve Antarktika gibi yerler bilinmiyordu. İşte şu anda yine arzın bilinmeyen nice yerleri var. Allah-u Teala gezin dolaşın diyor. Allah neler yaratmış. Bakın bunları yaratan Allah tekrar yeni bir yaratılışla ahireti meydana getirecektir. Öldürdüklerine yeniden hayat verecektir. Ve Allah'ın ilk yaratması sonraki yaratmasının bir delilidir. Bu açıdan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. İlk yaratılışı gören bir kimse ikinci yaratılışı nasıl inkar edebilir? Yani yoktan yaratan bir zat yeniden yaratması neden garip görülsün ki? İnna Allahu ala kulli şeyin kadir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Yu'azzibu men yeşa ve yerhamu men yeşa. Allah dilediğine azap eder, dilediğine merhamet eder. Ve ileyhi tuklabun ve siz ona döndürüleceksiniz, huzuruna vardırılacaksınız. Ve ma entum bi mucizina fil ard ve la fis sema. Siz arzda ve semada Allah'ı acize düşürecek değilsiniz. Kaçıp kurtulamazsınız. Ve ma lekum min dunillah min veliyyin ve la nasir. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı söz konusu değildir. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an-ı Kerim'in ince manalarına, nurlarına, sırlarına mazhar eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.